Kontrol altına alınmalarında çok büyük zorluk yaşandı. Ben her gün ya hala mı kontrol altına alınamadı? Manavgat yine mi yanıyor? İşte eyvah Marmaris'e sıçrayacak falan diye herkes gibi sizin gibi ben de endişeliydim. Niye kontrol altına alınmakta zorluk yaşandı? Ee, biraz önce de söylediğim gibi yani çok sayıda yangınla mücadele ettiğiniz zaman netice almanız biraz daha zorlaşıyor yani burada belki bir soru çıkıyor ortaya. Yani ormanın işte yeterli hava aracı yok mu? Yeterli kara gücü yok mu? Ondan sonra Onu konuşacağız. yeterli insan kaynağı yok mu? Gibi sorular. Yani konuşacaksak şimdi de girebiliriz. Ama çok sayıda yangınla mücadele ettiğiniz zaman ister istemez ekipleriniz ve gücünüzü bölmek zorundasınız. Bu gücü böldüğünüz zaman alacağınız netice biraz daha zaman alabiliyor. İşte zaman zaman bir yere belki 20 helikopter gönderip yarım saatte söndürmek varken 2 helikopter gönderip işte 5 saatte söndürmek zorunda Peki, kalabiliyorsunuz. O zaman yani. girelim konuya. Evet. Sayın Bakan, bir orman teşkilatı teknik bir şey soruyorum. Evet. Böylesi büyük bir afet için afete müdahale için gerekli olan tüm ekipmanları e, oluşturmalı ve envanterinde tutmalı mıdır? ...tutmalı değil midir? Yani... ...16 büyük yangın... ...çıkacak... ...çıktığında da biz... ...bunlara en etkili şekilde müdahale... ...edebileceğimiz elimizde... E, ...uçaklarımız, helikopterlerimiz... ...olmalı değil mi? Evet. Şimdi Ahmet Bey... ...tabii ki her yangın bir ders. Her afet... ...bir ders. Her afetten aldığımız dersler... ...var. Yani Biz işte deprem afeti de olsun... ...yangın olsun, seller olsun... ...hepsine de bir şekilde gidiyoruz. Çünkü... E, kara gücümüz ve makine ve teçhizatımız olduğu için bakanlığımız ister istemez AFAD'ın bu afetlerde bir otomatikman parçası oluyor. E, elbette e, böyle büyük bir gücü sürekli elde tutmanın da çok büyük bir maliyeti var. Ve e, bu kadar büyük yangınlar silsilesiyle bir daha ne zaman karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. E, normal şartlar altında e, işte bir planlama yaparsınız ve bir istatistiğe göre bu planlama yapılır. O istatistiğe göre kara gücünüz, hava gücünüz, insan gücünüzü planlarsınız. Ama böyle akut durumlar için de şöyle bir ders aldık. Bir defa devletteki insan gücünü, ondan sonra kara gücünü e, ve makine teçhizatı ve diğer güçleri de kullanabiliyor olmamız lazım. E, ben bunu önemsiyorum. Mesela e, Ya bu şu demek mi? Bizim normal e, planlamadığımız bir e, insan gücü var. E, devletin diğer güçlerinden de e, böylesi bir afet durumunda yararlanabileceğimiz bir mekanizma. Bir mekanizma oluşturmak gerekiyor. Şimdi bunu tabii ki önümüzdeki günlerde bir çalıştay yapıyor olacağız. O çalıştayda da bunları mutlaka e, konuşuyor olacağız. Diğer kurumlarla da konuşuyor olacağız. Yani e, bugün mesela kamuda... E, Bambi taşıyabilecek yani e, helikopterlerin altındaki o su sepetlerini taşıyabilecek e, helikopterler var. İşte kimde var, Jandarmada da var. Kimde var, askeriye de var. İşte bunların bir kısmı. da... diyorsunuz. Yani bir, bir dakika, şunu evet. diyorsunuz. Yani ye, ye, bir sürü helikopter alıp orada bekletmek yerine devletin elindeki mevcut helikopterleri yangın söndürmede kullanabilecek bir hale getirmek ve teyakkuz halinde onlardan yararlanabilmek. Kesinlikle. Yani ek bir hava gücü, gücü, ek bir kara gücü, ek bir insan gücü mutlaka lazım. Yani bunu bir daha yaşarsak bu kadar uzun sürmemesi için mesela insan gücü 13 bin tane biz gönüllü eğitmişiz bugüne kadar. Bu gönüllüleri sayısını mesela 100 bine çıkarmamız lazım. Mayıs'a kadar bunu planladık. Çünkü Ormana girmeli mi, girmemeli mi? Bu bir teknik konu ve şu an için herhangi bir ortalama vatandaşın yangına or, e, müdahale etmesi doğru değil bizce. Ama biz gönüllülere yetirsek böyle bir akut durumda ormanın mevcut insan kaynağı bu işe yetmediği durumda biz de onlara e, katkı vermeleri için onları çağırabiliriz. Peki şu anda şimdi bir şey soracağım size. Önce en çok tartışılan konu uçak meselesi. Uçak ve helikopter. Bir orman yangınını söndürmekte en etkili araç sıralaması yapsanız, yani en etkili hangileridir? İlk beş, uçak bir numara mıdır? Ee, şimdi tabii etki sıralaması yapacak olursak bir defa bizim teşkilatımız, orman kahramanlarımızı hepsini bir tarafa koymamız lazım. Yerdeki mücadele. Yerdeki mücadele. Dünyanın her yerinde o mudur önemli? Çok olan. basit. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Hava bombardımanıyla siz bir ülkenin fethedildiğini gördünüz mü? Mesela ona mı benzer yani? 20-30 sene evvel diyelim Amerika Irak'a bomba attı. Sonra ne yaptı? Bir kara harekatı yaptı değil mi? Çünkü havadan attığınızın elbet bir önemi var. Elbet bütün taşların burada yeri var aynı satrancın üzerindeki tahta, tahtanın üzerindeki bütün taşların yeri olduğu gibi hava araçlarının yeri var, uçağın yeri var, helikopterin yeri var, arazözün yeri var. Ondan sonra dozerlerin yeri var, kepçelerin yeri var. Ama en çok insanların yeri var. Yani biz, neden insan biz, ne yapıyor yani? Burada burada maalesef kamuoyu bu e, tartışmalara girerek orman kahramanlarımızı unuttu. Her şeyi biz materyaller e, canı vücut bulmamış olan işte yok ara yok uçaklar yok şunlar yok bunların üzerinden tartıştı. Halbuki ben, ben mesela bir dakika. Halbuki ben, suyu suyu e, iletecek ve son söndürecek nihai personel bizim orman işçimiz, ben, orman personelimiz. Orman kahramanlarına gerçekten yani ha. büyük saygı duyuyorum. Gördüm foto bir, bir gazetede çalışırken fotoğrafları geliyordu. Yok, ben böyle. Sizin için demiyorum ama Aynen. şuna indirgendi iş. Ben, helikopter ben de, sayısı uçak sayısına indirgendi bu iş. Ama şöyle ben de bir vatandaş olarak tamam orman kahramanlarımız eyvallah kalbimizdedir ama şimdi yanan bir orman gördüğüm zaman ya nerede uçak diyorum. Uçak gelse şuraya bir suyu bıraksa atsa modern bir teknikle ya da helikopter gelse bu sönecek gibi böyle bir duygu yaşıyorum. Yani ben işi bilmediğim için böyle bir duygu yaşıyorum. Dolayısıyla benim uçak nerede, nerede bu uçaklar, nerede helikopter diye sormamı yadırgamayın yani. Öyle tabii ki. Aydın Bozdoğan'a gittim. Bir vatandaş, yani orada kaymakamlığa girdik çıktık, yukarıya yangın sahasına indik, tekrar artık ayrılacağız, kaymakamlığın önüne geldik. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım dedi biz. Buyur dedim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun dedim. Buraya dedi uçak lazım, helikopterler çalışıyor ama dedi. Şöyle bir arkamı döndüm tekrar baktım, 60-70 derece eğimli bir arazi. Uçağın aynı Japon kamikazeleri gibi dalıp, ondan sonra suyu atıp, ama e, o ölüm dalışından da çıkamayacağı bir durum olabilir orada. Ama uçağa pek müsait değil. Uçağa yani. hiç müsait değil. Yani bir pilot olarak da bunu söylüyorum. Hiç müsait değil. Ama maalesef böyle bir beklenti e, oluştu. Kamuoyunda da. E şunu da anlıyorum. Kamuoyunda uçak e, gördüğü zaman daha çok rahatlatıyor insanları. Psikolojik olarak. Ha, psikolojik olarak uçağı görüyor. Ya tamam uçak geldi, e, daha rahatım. E, ama uçak ve helikopter mi? Bunların sorusuna da ya ne zaman isterseniz girebilirsiniz. Siz şunu yani. mu diyorsunuz? Evet Orman yangınında bir numara insan yerden Tabii ki. yapılan çalışma. O ne, neyi sağlıyor? Orman yangını söndüren piyadenin son kurşunudur. Son. Yani bizim orman işçimizin elinde hortumuyla o tazikli basınçlı suyla bastığı sudur. Son kurşun budur. Ondan önce yapmış olduğunuz her şey piyadenin işini rahatlatmakla alakalı bir konudur yani. Yani siz yukarıdan atışlarınızı yaparsınız. Oradaki yangın eğer çok büyükse onun büyüklüğünü biraz bastırırsınız. O sırada dediğim gibi orman işçisi girer ve söndürmeye başlar. Anladığım kadarıyla hem hava gücü hem yerdeki güç ikisi birden çok önemli birbirini tamamlayan Tabii unsurlar. Tabii. Şimdi benim sizin basın toplantılı yani yangınların devam ettiği süreç içerisinde siz birkaç kez e, ilgili bakanlarla birlikte basın karşısına çıktınız orman bölgesinde. Evet. O toplantıları çok yakından takip ettim. Bir gazeteci size şu anda sizin bakanlığınızın envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağı var mı diye sordu. Siz yok dediniz. Bu benim çok dikkatimi çekti. Nasıl yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağı olamaz? Şimdi burada tabii bizim maalesef dediğim gibi biz her akşam da çıkıp yani Allah aşkına şu işleri bir eleştirmeyin. Ondan sonra size ne lazımsa her, şeye, her türlü bilgiyi de vereceğiz. Ama şu yangını söndürmemiz lazım. E, teşkilatımızın moralini de bozmayalım diye defalarca, mütakip defalarca söyledik. E, maalesef tabii yani o, o dönemde e, başarılı olamadık. Bu envanterde o, o, olan uçak veya olmayan meselesi şudur. Yani benim sözlerim cımbızla çekilmiştir oradan. Yani uçağımız yok, biz naçar durumdayız gibi bir şey algılan. Algılatılmaya çalışılmıştır vatandaşa. Halbuki böyle bir şey yok. Orman Teşkilatı yaklaşık 35 senedir, 40 seneye var varmıyor diye düşünüyorum. 35 senedir mücadele yapar. Havadan da mücadele yapar yani. Karadan mücadelesinin yanında 35 senedir mücadelesi de vardır. Karadan mücadelenin yanındaki havadan mücadelesiyle alakalı 35 senedir. Her iktidarın olduğu dönemde. Sadece AK Parti değil. 35-40 senedir. Ee, aşağı yukarı. Bütün şeyini, bütün hizmetini dışarıdan satın almıştır. Yapmıştır süreli ihalelerle, yıllık ihalelerle, daha uzun ihalelerle. Kiralama yöntemi mi? Kiralama yöntemi. Bu ne kadar mantıklıdır diyeceksiniz. Şunu da söyleyeyim. Burada izleyicilerimizi arz etmiş olalım. Bize yani teknik olarak aslında 3 ay hava aracı lazım. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos veya Temmuz, Ağustos, Eylül. Daha ağırlıklı. Temmuz, Ağustos, Eylül diyelim. Bunun dışındaki aylarda bu uçaklara bakmak, bunları opere etmek, bunların bakımlarını yapmak, bunları ayakta tutmak, e, kullanılmayan uçakların tekrar çalışabilmesi için gerekli e, durur durumdaki bakımlarını yapmak e, maalesef... Maliyetli. Çok maliyetli. Dolayısıyla ee, biz kiralama yöntemini seçiyoruz. Orman Teşkilatı şöyle diyelim, hava e, operasyonu yapmaya başladığından beri, ezelden beri hep kiralama yöntemiyle yapmış. Yani siz muhtemelen, bilmiyorum... Ee, kiralık bir araç kullanıyor olabilirsiniz ama altınızda değil mi? Evet. Evet. Kiralık doğru. Kiralık bir araç kullanıyorsunuz ve altınızda. Bunun ne sakıncası olabilir? Hiçbir sakıncası olmaz. Ama kötü niyetliysek ya biz deriz ki Ahmet Hakan Bey'in e, arabası yok, kiralık bir araç kullanıyor denilebilir. Bu da aynı şekilde e, yani kötü niyetli kullanılmaya çalışıldı. Bizim helikopterle Hayır, ilgili envanterimizde yok derken bunu söylediniz. Tabii. Öyle mi? Tabii ki. Yani envanter demek demirbaş demek. Demirbaş değil ama kiralık olarak. Tabii ki. Peki Tabii. biz var. Bir dakika. Her yıl kaç uçak kiralıyorsunuz siz? Şimdi bu sene biz e, 39 helikopter, 6 tane yönetim helikopteri, 45 helikopter artı 3 uçakla girdik. 48 sezona sezona. 48 uçak. 4 tane İHA'mız var. 52. Bir tane insansız hava helikopterimiz. 53 tane hava aracıyla girdik.